Biz Varız YouTube kanalından herkese iyi geceler. Bugün Süper Lig'in 13. hafta açılış maçında Fatih Karagümrük Galatasaray'ı evinde konuk etti. 3 kırmızı kartın çıktığı, son dakika gollerinin konuştuğu müthiş heyecanlı maç 2-1 Fatih Karagümrük galibiyetiyle sonuçlandı. Galatasaray ne yazık ki evine puansız döndü ve teknik direktörsüz dönecek. Fatih Terim kırmızı kart gördü. Hemen sözü uzatmadan Furkan Hocam'a sorayım. Furkan Hocam, İyi akşamlar, nasılsın, iyisin? İyi akşamlar, çok şükür hocam. Sizler nasılsınız? Tamam hocam, iyiyiz, ben de teşekkür ederim. Maçı izledik, mükemmel bir inanılmaz heyecanlıydı. Son dakika Tabii. mevcut. 90 artı 11'de geldi son gol. Galibiyet golü. Golü. Evet. Yani maçı ne kadar heyecanlı olduğunu buradan anlayabilirsiniz aslında. Hemen Furkan hocama vereyim sözü. Evet, zaten maç öncesi de bu kadar olmasa da heyecanlı olacağını düşündüğümüz maçtı. Çünkü hani İki takım da kazanmak isteyecek. Fatih Karagümrük yani kritik maçlarda çok iyi şeyler yapabildiğini gösterdi. Ama iki takımda da çok eksik vardı. Koronavirüs vakalarını çıkan Galatasaray'da Arda'yı, Belhanda'yı kaybetmişlerdi biliyoruz. Hani ve onların dönüşleri çok iyi olmadı hala. Evet, Furkan hocam gitti. Ama yayına son gaz devam ediyoruz. Yani bu zaten alışkın olduğumuz şeyler. Schengen var bölümlerinden de görmek aşina olduğunuz gibi Furkan hocam geri geldi. Hocam ben hala konuşuyordum, donduğumu Burada mısın? anlamadım. Buradayım şu an. En son Arda ve Belhanda'da kalmıştın. Koronavirüsten geri döndüklerini söylüyordun. Evet, koronavirüsten iyi dönemediler. Onun haricinde Fatih Karagümrük'te de eksikler vardı biliyoruz geçen haftadan. Cezalı oyuncuları vardı. Hani iki takım da eksiklerinin olmasına rağmen iki takım da iyi performans gösterdi. Fatih Karagümrük dersine iyi çalışmış ve yani elindeki kritik önemli oyuncuları nasıl kullanacağını bilerek iyi bir dağıtım yaparak çok iyi bir oyun sergiledi. Yani çok kritik ve zorlu bir maçtı. 3 puan aldı. Ama yani maçın izlemesi gerçekten keyifliydi. Çünkü her dakikasında bir şey vardı gerçekten. Özellikle son bölümlerinde. Ya ben maç açıkçası hoşuma gitti. Galatasaray için tehlikeli bir skor bu, böyle kaybetmek. Ama Fatih Karagümrük için de çok büyük bir şey. Çünkü Fatih Karagümrük de şu an dördüncü sırada, yani az buz değil. Aynen öyle. Valla benim de düşüncelerim aşağı yukarı aynı. Fatih Karagümrük çok kritik bir galibiyet aldı. Şu an 20 puanını 20 yaptı. Beşiktaş'ı da geçerek dördüncülük koltuğuna oturdu maç fazlasıyla. Yani maç başından beri Karagümrük mücadeleyi hiç bırakmadı. Hep mücadele etti. Bunu anladık çok rahat bir şekilde. Yani yine aslında biz varız. Skor tahmini faciası, maç tahmini faciası yaşandı. Biz Galatasaray'ın kesin alacağını düşünüyorduk. Hatta ben çok rahat alacağını düşünüyordum. Ancak Fatih Karagümrük bizi de yanılttı. Tüm Türkiye'yi yanılttığı gibi. Bence Galatasaray da asla Fatih Karagümrük'ten böyle bir oyun beklemiyordu. Yani Karagümrük'ün bu kadar istemesi, istekli olması, hırslı olması, maçı hiç bırakmaması. Yani 90 artı 3'te penaltıdan, uydurma bir penaltıdan gol yiyorsun. Kaç? 5 dakika, 7 dakika sonra gol atıyorsun. Yani bu çok olası bir durum değil. Takım düşmedi. Takım son saniye kadar savaştı. Son saniyede zaten meyvesini Mevlüt'le aldı Fatih Karagümrük fazlası. Aynen. O zaman kısa maç önü değerlendirmemizden sonra şimdi dakika dakika maçı yorumluyorum. Çünkü maçın içinde de yorumlayacağımız çok şey var. VAR'a gidildi, VAR'dan iptal edilen goller, penaltı durumları, kırmızı kartlar vesaire. Bize güzel bir ekmek çıktı bugün. Güzel bir yayın akışımız var. Başlayalım hemen. 13. dakika Biglia'nın müthiş bir şutu vardı. Okan korner çaldı. Kornerden. Yani kornerden atıldı top. Okan Biglia'nın önünde kaldı. Çok güzel vurdu. Okan zar zor kornere çaldı. Daha sonra 14. dakika hemen Koray demiş. Okan. Okan çaldıktan sonraki korner pozisyonu. Koray'ın attığı bir gol var. VAR'dan iptal edilen bir gol. Offside olarak, offside gerekçesiyle iptal edilen gol. Hemen sözü sana vereyim. Başta Endao'ya dokunmadığı için offside değil gibi bir şeyler çıkmıştı internette ama detaylı bir şekilde baktığımızda yani net bir şekilde offside olduğu gözüküyor. Öncelikle aslında pozisyon yorumlamaya Biglia'nın şutuyla başlarsak Biglia zaten ne kadar yetenekli bir oyuncu olduğunu biliyoruz. Çok hani temiz bir şut çekti. Okan güçlükle çıkardı. O pozisyonda da hani
Koray biraz önde. Yani normal orada ofsayt verilmesi. Bu arada Koray için şey söylemek istiyorum. Bu böyle büyük maçlarda ortaya çıkan böyle normal takım oyuncularından biri bence Koray. Yani normal bir maçta duymuyoruz ismini ama hani Beşiktaş'ta, Fenerbahçe ile Galatasaray'la oynadığı maçlarda hani ismini çok duyuyoruz. Böyle bir dipnot vermek istedim Koray hakkında. Bir iki sene sonra transfer olur ya onun da. Yabancı sınırlaması geldikten sonra. Bilirsin Uğur İncemen. Böyle. Oo. Böyle. Duygulandırdın. Yani Yusuf Erdoğan da öyle şu an ligimizde aktif oynayan. Velhasıl ben de yani golün iptali gayet normal. Offside. O Koray açık ara offside'da. Daha sonra ilk yarının sonlarına doğru oyun biraz daha düştü aslında ofsayt iptal edilen golden sonra. Şöyle çok ara hani tabii küçük ufak ataklar oldu. Ceza sahası dışında sağ çaprazda topla buluşan Endao şutunu çekti ama top az farklı bir alta kaçmıştı. Karagümrük'ün böyle bir tehlikeli hata vardı. Daha sonra Ryan Donk'un 43. dakikada bir sarı kartı var. Pozisyonu atıp şey şu beşiklerinden geçiriyordu sanırım. El pozisyonu arkadan düşerken eliyle çarptı. Hakem sarı kartla cezalandırdı. Onun dışında kaçıncı dakika olduğunu hatırlamıyorum. Yine sonlara doğru Emre Kılınç da Galatasaray bir atak Evet. yakalamıştı. Güzel bir ataktı da olgunlaştıramadılar daha doğrusu öyle diyeyim. İkinci yarıya geçelim. İkinci yarı yani ilk 45 dakika aslında cidden böyleydi. Uzatmaya çalıştım yeterince ama olmadı. İkinci yarıyı bayağı uzun konuşacağız. İkinci yarı başladı. 15-16 saniye sonra Endao gol attı. Karagümrük 1-0 öne geçti. Pozisyonu hemen şöyle anlatayım. Ondan sonra sözü sana vereceğim. Maç santra yapıldı. Defansa top atıldı. Defans sol kanada, sol ileriye doğru. Alparslan Erdem'e müthiş bir top kesti defans arkasında. Alparslan Erdem'in de çok değerli bir koşusu var orada. Bütün stoperleri uyuttu yani tabiri caizse. Daha sonra sağ arkadan Endao yardırdı yardırdı. Tamamen çakma bir Onyekuru yani cidden düşük bütçeli bir oyun bu maçta. Her yerdeydi. İnanılmaz Çok süre iyiydi ya. yardırdı yardırdı yardırdı. Aynı aslında Enkudu'nun Nsakala Fenerbahçe'ye karşı Beşiktaş'ın attığı dördüncü gol gibi bir goldü. Sol kanat Tersi. Hasan Erdem içeri doğru kesti. Endao uzak direkte topla buluştu. Vurdu. Okan'ın yapabileceği pek de bir şey yoktu. Açıyı kapatmaya çalıştı ancak yeterli olamadı. 45. dakika yani 46. dakika gol Karagümrük 1-0 söz sende. Maç sonunda oyuncuların söylediklerine göre bu pozisyonun çok çalıştıklarını söyledi. Hani bu yarılar başladığında ya da hani oyunun durduğu, yavaşladığı anlarda böyle şeyleri çok çalıştıklarını söylemişlerdi. Kesinlikle hani organize bir atak olduğu çok belli. Hani giden iki taraftan gelen koşu, işte Sobih'in kendini biraz uzakta bırakması vesaire. Gerçekten savunmanın dikkatini dağıtmak için çok iyi gelişen bir organize ataktı. Özellikle ilk yarının başında atılan bu gol gerçekten çok önemli Fatih Karagümrük'ün 3 puanında. Aynı zamanda Endao'ya da değinmek gerekirse burada hani ilk golü attı, ikinci golün asistini yaptı. Çok iyi mücadele etti. Ve hani 70 ile 90 arası Galatasaray'ın baskısında hani Fatih Karagümrük'ün topu ileri çıkarmadaki tek umuduydu. Hani onun bireysel yetenekleriyle kesinlikle hani Fatih Karagümrük topu biraz ileride tutmaya çalıştı. Gerçekten çok etkili performans gösterdi. Güzel de bir gol attı. Aynen öyle, ben de katılıyorum. Golden sonra Galatasaray'ın haklı ve istekli bir baskısı oldu. Oluşmaya başladı. Yani her geçen dakika bunu biraz daha hissetti Karagümrük defansı. Dakika ve 65'lerden 67'lerden sonra artık Galatasaray iyice bunaltmaya başladığında orada hakemin 2-3 tane bir faul kararı ve veyahut faul ve hani devam kararı pozisyonları vardı. Bir 67. dakikada galiba bir Oğulcan Çağlayan Karagümrüklü oyuncuya bir vuruyordu, çarpıyordu diyeyim daha doğrusu vuruyordu olmaz. Çarpıyordu ve hakem ona faul verdi. Karagümrük lehine faul verdi. Daha sonra bir yedek kulübesi bağırdı, çağırdı falan filan. Sesler zaten kameraya kadar geldi. Çok şiddetli itirazlar falan oldu. Daha sonra hemen 2 dakika sonra Linnes yerde kaldı pozisyonda Galatasaray atak yaparken. Daha sonra hakem oyunu devam ettirdi aslında ama bütün Galatasaraylı oyuncular hakemin üstüne itiraz etmek için koştu.
Kaptan Arda Turan. Arda Turan oyuna girmişti o sırada. Arda Turan'ın inanılmaz şiddetli, çok bağıra çağıra bir itirazı vardı hakeme. Hakem bu yüzden maçı kesti ve Arda'ya sarı kart gösterdi. Daha sonra Arda'ya sarı kart gösterince bu sefer herkes daha delirmeye başladı Galatasaray cephesinde. Herkes daha fazla itiraz etmeye başladı. Bir dakika sonra Fatih Terim yedek kulübesinde kırmızı kart gördü. Direkt kırmızı kart gördü hakem tarafından. Hemen sözü sana vermeden önce çok kısa bir ben de kendi düşüncelerimi ekleyeyim. Bu Fatih Terim zaten son hani kırmızı kart görmeden 10 dakika öncesine kadar 10 dakikalık periyotta çok fazla zaten kamera Fatih Terim'i çekti. Yani ona bağırdı, ona bağırdı, ona itiraz, buna itiraz, şiddetli itiraz, yedek kulübesiyle birlikte itiraz vesaire vesaire. Yani o Linnes'in pozisyonunda Arda Turan dahil oldu. Bütün Galatasaraylı oyuncular hakeme koştu. Hepsi hakemin etrafında toplandı. Yedek kulübesi dördüncü hakemle çok diyaloğa girdi. Ki kaldı ki yani kırmızı kart öncesinde de dördüncü hakem birkaç kez Fatih Terim'i uyardı. Hakem de uyarmıştı kart gösterebilirim diye. Hakem de geldi uyardı. Daha sonra 70. dakika artık direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı Fatih Terim. Yani bu hani hakeme gösterilen kartlar konusunda çok bir bilgim yok açıkçası. Hani kırmızı kart ve sarı kart arasında mesela hani uyarı olduğu zaman sarı kart mı vermesi lazım? Ya da ilk pozisyonda ilk uyardığı zaman sarı kart verip burada ikinci sarıyı verip mi kırmızı atması lazım? Yoksa direkt kırmızı vermesi hani acaba bir ağır bir itham bir küfür mü var? Bunun soruları getiriyor aklımıza. Ama gerçekten bu da benim gerçekten merak ettiğim bir şey. Ama yakında çıkar kokusunun oldu. Yani Galatasaraylılar ikinci yarı hakemden hiç memnun değillerdi açıkçası. Hani hakemin birçok atağı kestiği ve yani birçok faul verilmesi gereken pozisyonu vermediği görüşündeydi. Yani Arda Turan'ın oyuna girişi adeta hani bu hani kaptanlık rolünü işte hakemle konuşarak yapma amacıyla girmiş gibi zaten açıkçası Arda Turan. Hani biraz gergin olduğu yüzünden belliydi. Pozisyonda da hani herkesin siniri bir anda patladı. Pozisyon gelecek olursak bence hani Koray'dı sanırım pozisyon içerisindeki oyuncu. Koray'ın hiçbir şekilde hani topla ilişkisi yok. Direkt önünü kesmeye çalışıyor. Deniz. Pozisyonun faul verilmesi gereken pozisyondu. Ama hani bir anda ortalık o kadar çok karıştı ki hani pozisyonla konuşmak gerçekten kimsenin aklına gelmedi yani. Bilmiyorum. Yani Galatasaraylılar hakemden memnun değildi. Evet olabilir ama Fatih Terim'in direkt bu şekilde itirazı var ardından kırmızı kart görmesi ve bu arada haberlere çıkan bir şey var. Fatih Terim kırmızı kart gördükten sonra hakeme gidip işte tanıdıklarına anlatırsın ben Fatih Terim'i kırmızı kartla oyundan attım falan diye bağırıp çıktığı söyleniyor. Böyle bir haber de geldi. Oo, bomba haber. Kırmızıyı verelim mi? Değerli bir bilgi yani. Kabadayılığa devam diyorsun. Bu yılın kebapçı zamanı geldi diyorsun sen de sanırım. Çok güzel, öyle bir şey dedim.